gelelim Kanal D Haber'in Türkiye'nin gündemini oluşturduğu habere. Yani Nihat Doğan'la ilgili gelişmelere. 3 gündür bu konu konuşuluyor. Birçok açıklama yapıldı. Çok şey yazılıyor, çiziliyor. Sabahtan beri bir açıklama yapacak mısınız diye sosyal medyadan yazıyorsunuz. Şimdi önce bugünkü gelişmeleri bir toparlayalım. Biraz da hukuk dersi verelim aslında. Türkücü Nihat Doğan hakkında yaşı küçük iki kızı alıkoymak iddiasıyla malum soruşturma başlatılmıştı. İşte o soruşturmaya ilişkin bugün iki gelişme yaşandı. Nihat Doğan dün gece saatlerinde iki kızın ailesinin evine gitti ve o görüşmeden sonra kızların annesi şikayetinden vazgeçti. Ancak ikinci bir gelişme var, o da şu: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dosyaya müdahil oldu. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ailenin şikayetinden vazgeçmesi Nihat Doğan'a yönelik alıkoyma soruşturmasının bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü bu artık bir kamu davası. Savcılık Doğan'ın küçük yaştaki iki kız kardeşi neden ve ne amaçla evine aldığını soruşturmaya devam edecek. Yani özetle soruşturma bitmedi, sürüyor. Kanal D ana haberin yapmış olduğu bu alçakça iftira. Eşim olsun ben olsun biz bunu inkar etmiyoruz. Ben resim çekerken de insanlara o kaç yaşında, o ne kadar, bu. Daha önce de gitmiş zaten çocuklar birkaç kere. İfadeler, müfadeler, her şey zaten ortaya. Aileyle görüştü, şikayeti geri aldırdı. Kızımın, iki tane kızımın Nihat Doğan'ın evinde olduğu bilgisi geldi. Türkücü Nihat Doğan hafta sonu karakoldaydı. Nedeni ise ben yaşları Türkiye'de 11 ile 17 olan iki küçük kızı evinde alıkoyduğu iddiasıydı. O iddianın sahibi ise kızların anne ve babasıydı. Taşlık veriyormuş kıza. Kendi evine neden davet etti? Ev neden? Ailenin şikayeti üzerine şüpheli olarak ifadesi alınan Doğan, polise verdiği ifadede reşit olmayan kızları kahve içmek için evine aldığını iddia etti. Ardından da küçük kızlarla televizyon seyrettiğini anlattı. Hatta kızların evde yaklaşık 45 dakika kadar kaldığını, çıkarken de iki kıza para vermeye çalıştığını söyledi. Nihat Doğan bir misyondur. Nihat Doğan Anadolu'nun misyonudur. O iddialar yargıya intikal etti ve dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılık Doğan'la ilgili iddiaları araştırmaya başladığı sırada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Kızların annesi türkücü Nihat Doğan'la görüştükten sonra şikayetini geri aldı. Niye aldı Nihat Doğan evine dediniz? Böyle sorular sordunuz. Sonrasında Nihat Doğan sizinle görüştü dün akşam değil mi? Konuştum diyorum. Ben gerekli açıklamayı aldım. Ne dedi peki? Nihat Doğan size ne dedi? Ortada bir suçlusu yok. Kötü bir şey olmadığından dolayı. Ben onu çok merak ediyorum. Ben kendisine inanıyorum, güveniyorum. Dur, ben söyleyeceğim, önümüze. Ben söyleyeceğimi söyledim. O söyleyeceğini söyledi. Çekti gitti. Aile şikayetini geri alsa da türkücü Nihat Doğan'la ilgili dosya henüz kapanmadı. Çünkü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dosyaya müdahil oldu. Ve yaşı küçük iki kızla uzmanlar eşliğinde yapılacak olan görüşme sonrası dosyanın akıbeti belli olacak. Herkes gelir, ben resim çektim. Ben resim çekerken de insanlara o kaç yaşında, o ne kadar, o... Türkücü Nihat Doğan dosyasından geriye şimdilik bir türlü yanıt vermediği sorular kaldı. O sorulardan ilki kızların evinde ne amaçla bulunduğuydu. Çünkü Doğan yaşı küçük kızlarla önce fotoğraf çektirmek için görüştüğünü söyledi ama polis ifadesinde kahve içtiğini anlattı. Yani ortada Doğan tarafından verilen iki çelişkili bilgi vardı. Hangisi doğruydu? Enteresan bir hainler ittifakı hemen yine saldırmaya başlamışlar. İkinci soruysa polise verdiği ifadesine yönelik. Doğan kızlarla kahve içmek için bir araya geldiğini söylemişti. Peki sonrasında neden iki küçük kızla evinde televizyon seyretmişti? Herhangi bir gözaltı gerçekleşti mi? Yok canım, ne gözaltısı ya? Herhangi bir gözaltı gerçekleşti mi? Hiç öyle bir şey yok. Buradayım diyorum işte, gözaltı. Yok, hafta sonu. Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Son soruysa küçük kızlara para vermesiyle ilgili. Çünkü ifadesinde evindeki iki kıza para teklif ettiğini ama onların kabul etmediğini söylemişti. Ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Doğan her karşılaşmasında küçük kıza para veriyordu. Her şeyin farkındayız. Gülhane farkındayız. Evet, biz de her şeyin farkındayız diyorum öncelikle. Bakın. İki gündür, bugün üçüncü gün olacak, bu konuyla ilgili haberleri veriyoruz. Ve Türkiye'nin gündemini aslında bu şekilde Kanal D Haber Merkezi olarak belirlemiş olduk. Yani ne yaptık? Yapmamız gereken şeyi, kamuoyunun bizden beklediği şeyi yaptık. Habercilik görevimizi icra ediyoruz. Ben iki gündür buradan kendisiyle oldukça terbiyeli bir şekilde konuşuyor. Ona siz diyerek cevap hakkının olduğunu söylüyorum. İki gündür muhabirlerimiz kendisiyle konuşmaya çalışıyor. Ancak bizimle hiçbir şekilde konuşmuyor, sorularımıza yanıt vermiyor. Bu cepte dursun. Bizim size aktardığımız her şey,
Her şey kendisinin ifade verdiği soruşturma dosyasından çıkan ifadeler. Yani biz hiç kimseye bir iftira atmadık, kimseyi bir şeyle suçlamadık. Ailenin kendisiyle ilgili iddiaları üzerine verdiği soruşturmanın ayrıntılarını sizlerle paylaştık. Yani ne yaptık? Habercilik görevimizi icra ettik. Ancak o ne yaptı? Twitter hesabından hem bu saygın aile, Kanal D ailesi, hem de benimle ilgili, hem de sadece görevini yapmaya çalışan muhabir arkadaşımızla ilgili oldukça mesnetsiz iddialar ve iftiralar ortaya attı. Kripto diyor, işte kartel medyası diyor, neden bahsettiğini gerçekten anlamıyorum. Kendisine asla burada yanıt vermeyeceğim. Çünkü bu devlette adalet var ve hukuk var. Hukuk yoluyla bütün haklarımızı kendisinin karşısında arayacağımızın altını çizmek isterim. Hem ben kendi şahsım özelinde, hem de Kanal D ailesi genelinde bunu söyleyebilirim. Sadece kendisine şunu söylemek istiyorum, daha doğrusu ona değil. Kime biliyor musunuz? Hala onu korumaya çalışanlara. Bakın ne demiş Peygamber Efendimiz? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz bu haberi habercilik anlayışımızla yaptık. Susmadık. Kimsenin de bizi susturmasına izin vermeyeceğiz. Buradan tüm anne babalara, tüm çoluk çocuk sahibi insanlara sesleniyorum. Herkes vicdanının sesini dinlesin, kimi koruması gerektiğini de anlasın. Biz bunları haberleştireceğiz ki böyle iddialar da ortaya çıkacak. Kendisine buradan söyleyebileceğim tek şey bu.